Ben daha fazla bekletmeden bu haberi bekleyen milyonlarca vatandaşımızı Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 yılında uygulanacak asgari ücreti karara bağlamıştır. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında son toplantısını yaptı. Toplantının ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yeni asgari ücreti açıkladı. Yeni asgari ücret net 500 lira artış yapılarak 2825 lira oldu. 2022 Kasım ayı enflasyonu %14,03 olarak gerçekleşmişti. Dolayısıyla bu oran Kasım ayı enflasyonunun 7 puan üzerinde bir artış sağlayarak işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kez daha tutmuş olduk. Bakan Selçuk, bu yıl Covid'le mücadeleyle geçti. Hükümet olarak ilk hedefimiz vatandaşlarımızın sağlığını korumak oldu dedi. Tabii ki 2021 yılında uygulanacak asgari ücret belirlenirken ekonomik dengelerin yanı sıra salgının olumsuz etkileri de dikkate alınmıştır. Hükümet olarak her daim işçilerimizi korumaya devam ettik, devam edeceğiz de. İşçilerimizin, işverenin teklif ettiği rakamdan daha yüksek bir ücret artışına kavuşmalarını sağlamak adına da verdiğimiz asgari ücret desteğini bu sene tüm işletmeler için 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Selçuk, kısa çalışma ödeneğinin süresinin de 31 Ocak 2021'e kadar uzattıklarını açıkladı. Yaptığımız düzenlemelerle kısa çalışma ödeneğinin kapsamını genişlettirdik, şartlarını kolaylaştırdık ve süreci daha da hızlandırdık. Kısa çalışmadaki çalışan sayımız her ay değişmekle beraber bugüne kadar toplamda 3,5 milyon üstündeki çalışanımıza 23 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneğini aktarmış olduk. Son olarak kısa çalışma ödeneğine yeniden başvuru alma imkanı başlattık ve son başvuru tarihini de 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatmış idik. Bu defa süreci daha da hızlandırabilmek adına ve daha da kolaylaştırmak adına başvuruları bildiğiniz gibi E-Devlet üzerinden almaktayız. Selçuk, dördüncü ve son toplantımız için buradayız ve toplantının ilk defa salgın sebebiyle çevrim içi gerçekleştiriyoruz şeklinde konuştu. Değerli katılımcılar, kıymetli basın mensupları, malumunuz bugün burada Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü ve son toplantısı için bulunuyoruz. Asgari ücret tespit çalışmaları işçilerimizin, işverenlerimizin ve kamunun beşer üye ile temsil edildiği toplam 15 üyeden müteşekkil bağımsız bir komisyon tarafından yapılmakta. Komisyonda işçi ve işveren sendikalarımızın temsilcilerinin görüşleri, önerileri ve teklifleri kapsamlı bir şekilde ele alınıyor. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, Ticaret Bakanlığımızın ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun değerlendirmelerini de dikkatli bir şekilde dinliyoruz. Şimdiye kadar her yıl yüz yüze gerçekleştirilen komisyon toplantılarını bu yıl salgın sebebiyle ilk defa çevrim içi olarak gerçekleştirdik. Bakan Selçuk, asgari ücretin 2002'de 184 lirayken bugünkü asgari ücrette ciddi bir artış gerçekleşmiş oldu diyerek yeni ücretleri açıkladı. Selçuk, asgari ücretin 1 Ocak 2021'den itibaren brüt 3570,50 TL, net 2825,90 kuruş olarak belirlendi dedi. Hükümetlerimiz döneminde gerçekleştirdiğimiz asgari ücret artışlarına baktığımızda da bu hassasiyetleri açıkça görmekteyiz. 2002'de 184 lira olan net asgari ücret 2020'de 2324 lira 71 kuruşa ulaşmış oldu. Böylelikle 2020 Ocak itibariyle 18 yılda net asgari ücret reel olarak, yani enflasyondan arındırılmış olarak, yaklaşık 1,5 kat arttı. 2019'da gerçekleşen enflasyonun 5,8 puan üzerinde %26,06, 2020'de gerçekleşen enflasyonun 3,2 puan üzerinde %15,03 oranında bir artış sağlamış idik. İşsizlik maaşı ise ödenen tutara göre değişiklik gösterdi. 1168.27 lira alanın maaşı 1420.14 liraya, 1389.37 lira alanın maaşı 1688.91 liraya, 2336.53 lira alanın maaşı 2840.28 liraya çıktı. Malumunuz özünde bir sosyal koruma ücreti olan asgari ücret,
çalışma hayatındaki ücret politikalarının en alt sınırını ifade etmekte. Doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 31.39 liradan 38.15 liraya, en yüksek ise 235.44 liradan 286.20 liraya yükseldi. Genel sağlık sigortası primi 88.29 liradan 107.32 liraya çıktı. Yaşlılık aylığı 711.5 liradan 864.89 liraya, engellilere ödenen aylık 851.95 liradan 1035.63 liraya yükseldi. İstihdamı ve kayıt dışı ekonomiyi, fiyat istikrarını ve üretim tüketim dengesini, yatırımları ve...